Kafet Süper Ligi'nin lideri Yeni Cami, Gençler Birliği'ni Lefkoş Atatürk Stadı'nda konuk ediyor. Karşılaşmanın orta hakemi Utku Hamamcıoğlu. Yeni Cami atak geliştiriyor. Ceza alanı içerisine doğru yapılan orta dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Yeni Cami takımı. Yeni Cami rahat oyununu sürdürüyor. Arkadan yapılan hareket faul. Serbest atış kazanıyor Yeni Cami takımı. Bu pozisyonda bir de sarı kart çıkıyor. Azcan kullanıyor serbest atışı ve direkt kaleye gidiyor top. Karşılaşmada 22. dakika Azcan'ın vuruşuyla top filelerle kucaklaşıyor ve Yeni Cami Gençler Birliği karşısına 1-0 öne geçiyor. Azcan'ın free kick'ten attığı golle. Gol tekrar ekranlarınızda. Azcan'ın güzel vuruşu. Skor 1-0 oluyor. Yeni Cami Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiyor. Yeni Cami futbolcularının gol sevinçleri var. Yeni Cami'nin ikinci gol arayışları. Ceza sahasına orta. John Ebuka top filelere gidiyor ancak kalkan bayraklar karşılaşmada 29. dakikada hakem Utku Hamamcıoğlu golü iptal ediyor. Serbest atış kullanıyor Yeni Cami takımı. Ceza sahasına doğru orta kaleci Tolga topu çıkarıyor, kornere atıyor. Başka Yeni Cami hatağı, kafa vuruşu John Ebuka'dan top filelere gidiyor. Karşılaşmada 45. dakika John Ebuka'nın golüyle skor 2-0 oluyor Yeni Cami. Maçta Gençler Birliği karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Gol bir kez daha ekranlarınızda. John Ebuka'nın golü, skor 2-0 oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Yeni Cami'nin üstünlüğünde sona eriyor. İkinci yarıya Yeni Cami vuruşuyla başlanıyor. Yeni Cami ilk yarıdaki baskılı ataklarını ikinci yarıda da artırarak sürdürüyor. Ceza sahasına doğru orta. Kenneth vuruşunu yapıyor. Top filelere gidiyor ve karşılaşmanın 51. dakikasında Kenneth'in golü farkı 3'e çıkarıyor. Gol bir kez daha ekranlarınızda. Kenneth skoru 3-0 yapıyor. 3-0'dan sonra Yeni Cami farkı açmak için baskı kuruyor Gençler Birliği üzerinde. Ceza alanına doğru orta. Ceza alanı içerisinde John Ebuka skoru 4-0 yapıyor. Dakika 59. John Ebuka ve Yeni Cami Gençler Birliği karşısında skoru 4-0 yapıyor John Ebuka'nın golüyle. ...64. dakikada yapılan bu hareket Gençler Birliği'ne penaltı atışı kazandırıyor. İbrahim Köse topu dışarıya atıyor. Penaltı atışını gole çeviremiyor. Bir başka Gençler Birliği hatağı. Yapılan hareket penaltı olarak değerlendiriliyor. Ancak bu pozisyonda orta hakem Utku Hamamcıoğlu yardımcısının da uyarısıyla offside kararı veriyor. Yeni Cami farkı açmak için baskı kurduğu anlardan bir tanesi daha. Karşılaşmada 74. dakika. 74. dakikada John Ebuka skoru 5-0 yapıyor ve Yeni Cami artık çok çok rahat Gençler Birliği karşısında. Bir başka Yeni Cami hatağı, ceza alanına doğru yapılan orta topun elle oynandığına işaret ediyor. Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı atışını John Ebuka kullanıyor ancak topu dışarıya atıyor. Gole çeviremiyor penaltı atışını. Penaltıdan sonra gelişen Yeni Cami hatağı, uzaktan kaleye vuruş Aminu'dan ve skor 6-0 oluyor. Dakika 79, gol Aminu, skor 6-0 oluyor Yeni Cami lehine. Yeni Cami futbolcularının gol sevinçleri vardı. Gençler Birliği'nin ender gelişen ataklarından biri. Top dışarıya gidiyor Sertan'ın vuruşunda. %100'lük gol pozisyonundan yararlanamıyor Gençler Birliği. Yeni Cami bu dakikada atak geliştiriyor yine.
Mehmet Altın uzaktan vuruyor, topu filelere gönderiyor ve 82. dakikada skor 7-0 oluyor Yeni Cami adına. Mehmet Altın ceza sahası dışından vuruşunda topu filelere gönderiyor ve skoru 7-0'a getiriyor. Ender gelişen Gençler Birliği ataklarından birisi ceza alanı içerisinde son dokunuşu yapan futbolcu İbrahim Köse ve Gençler Birliği adına maçtaki tek golü karşılaşmanın 90. dakikasında kaydediyor. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmuyor ve lider Yeni Cami konuk ettiği Gençler Birliği'ni 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor.